Yani benden onu affetmemi istiyorsunuz, öyle mi? Bunu isteyemem evladım. Ama karşında artık hatasını anlamış biri olduğunu bilmen belki olayları yeniden gözden geçirmeni kolaylaştırır diyorum. İşte bütün söyleyeceğim bu kadar. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim yavrum. Peki size bir şey soracağım. Yani eğer benim yerimde siz olsaydınız onu bu kadar kolay affedebilir miydiniz? İnan, bu soruyu dün sormuş olsaydın kalbim buz gibiydi. Ama o yaştaki bir kızın içinde kopan fırtınayı görünce insan buzdağı olsa eriyor Denizciğim. Yani kendimi onun yerine koydum ve gördüm ki anladığımız her şey çok farklı. Sanırım o da kendini bizim yerimize koydu ve daha çok geç olmadan hatalarından dönmek istiyor. Belki durup dururken yanına gince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın. Böyle şeyler acele. Biliyor musun? Hep gülümsüyorsun. Bunun nesi kötü? İçimden bir ses bu güzel yüz bir şeyler gizliyor diyor. Yani ben gerçekte kim olduğunu bilmek istiyorum. Nasıl kaybettim seni Deniz ben ya? Güzel güldün o akşam bana. Söylediklerimi düşün olur mu Denizciğim? Biraz zamana ihtiyacım var. Ama bu da düşünmeyeceğim anlamına gelmiyor. Lütfen siz de beni anlayın.